Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkistan devletlerinde kültür ve medeniyet, devlet yönetimini gördük. Ordu, hukuk, sosyal yapı, ekonomi ve toprak yapısıyla bir devam edelim arkadaşlar. Şimdi, Sayın Hocam, Türkistan devletlerinde, özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nde, Hassa ordusu dediğimizde, arkadaşlar, hükümdarın güvenliğini sağlayan ordudur değerli arkadaşlar. Aynı zamanda merkez ordudur ve değerli arkadaşlar, Bistegani adı verilen maaş alırlar hocam. Merkez ordusudur, hükümdarın güvenliğini sağlıyor ve Bistegani adı verilen maaş alıyorlar değerli arkadaşlar. Gelelim Gulam ordusu. Şimdi Sayın Hocam, bu Gulam sistemini ilk uygulayan kim arkadaşlar? İlk Karahanlılar. Bu da merkez ordusu arkadaşlar. Merkez ordusu. Farklı milletlerden alınıp nerede yetiştiriliyor arkadaşlar? Gulamhanede. Farklı milletlerden alıp Gulamhanede yetiştirilen askerlere Gulam ordusu adı veriliyor. Ücretli mi? Evet. Ücretli askerdir arkadaşlar. Unutmayalım. Önemli. Şimdi Sayın Hocam, biz bu Gulam ordusunu Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu ordusu olarak göreceğiz. Orada daha iyi anlayacaksınız. Gelelim sipahiler veya arkadaşlar sipahi ordusu. Kim bunlar hocam? Bunlar şu. Şimdi arkadaşlar, ikta sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu nasıl bir sistem? Şuraya bir geçiş yapmak zorundayım hocam. Şimdi toprak yapısını ikiye ayıracağım hocam. Miri toprak, mülk toprak. Miri toprakların bir parçası arkadaşlar hangisi değerli hocam? İkta toprağı veya ikta arazisi. Nedir bu biliyor musunuz? Devlete hizmeti geçmiş olan kişilere verilip karşılığında asker yetiştirmesi için ayrılan toprağa biz ikta toprağı diyoruz. İşte arkadaşlar, ikta sahibinin yetiştirmiş olduğu atlı askere sipahi askeri denir. Arkadaşlar, ücret almıyor. Türk, genellikle Türk ve Müslümanlardan oluşuyor değerli hocam. Neymiş? Sipahi ordusu. Gelelim Türkmenlere. Bu da ordunun bir bölümü gibi düşünmeyin arkadaşlar. Türkmenler sınırda sınırları koruyan hocam. 1. 2. Savaş zamanında orduya katılan kuvvetlerdir. Peki, gelelim yardımcı kuvvetlere. Değerli hocam, 1. Şimdi eyaletlerden gelen asker, bu 1. 2. Bağlı beylik ve devletlerin göndermiş olduğu kuvvetler. Bu ne demek hocam? Şu demek. Değerli hocam, savaş zamanında eyaletlerden asker istiyorum, gönderiyorlar. Savaş zamanında bağlı beylik ve devletlerden bana asker geliyor değerli hocam. Bunlar da yardımcı kuvvet olarak geçmekte. Hocam, bilmeniz gereken Hassa ordusu, Gulam ordusu ve sipahi ordusu özelliklerini söyledik. Gelelim hocam hukuk. Şimdi Sayın Hocam, biz Türkistan devletlerinde hukuk bölümünü ikiye ayıracağız. Birincisi arkadaşlar, örfi hukuk. İkincisi şer'i hukuk. Değerli hocam, şimdi bak, lütfen iyi dinle. Hocam, örfi hukuk dediğimiz töre,
gelenek, görenek, örf, adet gibi gibi çoğaltılabilir hocam. Şer'i hukuk dediğimiz temeli İslam hukuku değerli hocam. Yani Kur'an-ı Kerim değerli hocam. Sünnet, icma, kıyas dediğimiz hukuktan oluşan hukuk çeşidi arkadaşlar. Peki. Hocam Türkistan devletlerinde örfi hukukun başında kim vardır? Emiri Dat vardır arkadaşlar. Neymiş bu adamın görevi? Örfi hukukun başındaki kişi. Değerli hocam, şer'i hukukun başındaki kişi kimdir arkadaşlar? Kadul Kudat. Neymiş hocam görevi? Şer'i hukuk sorumlusu. Peki değerli hocam. Şimdi Türkistan devletlerinde hocam davalara kim bakacak? Kadı. Kadı davalara bakar. Sayın hocam, Osmanlı Devleti'nde de bu olacak. Kadı adını verdiğimiz. Bunlar kim hocam? Bildiğiniz hakim. Değerli hocam. Peki bir de hocam Kadı Leşker'den bahsedelim. Osmanlı Devleti'ndeki kazı asker, kadı askerden bahsedelim. Sayın hocam, askeri davalara bakan kişidir. Kim hocam? Kadı Leşker. Sayın hocam, bir kez daha tekrar edelim. Hukuk ikiye ayırdım. Örfi hukuk, değerli hocam, eski Türk töresi, gelenek, görenek, örf, adet, ananeleri. Şer'i hukuk, değerli hocam, temeli İslam hukuku, Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, kıyas. Örfi hukukun başında emir-i dat, şer'i hukukun başında kadul kudat ve arkadaşlar davalara bakan kişi kadı, askeri davalara bakan kişi kim hocam? Kadı Leşker. Bak hocam, İslam'ın etkisini gördünüz değil mi? Normalde ilk Türk devletlerinde, eski Türklerde hukuk, töre gibi şeylerden bahsetmiştik. Şimdi işin içine ne girdi hocam? Şer'i hukuk girdi. Her alanda kendisini gösterecek. Gelelim hocam Türkistan devletlerinde sosyal yapı. Hocam sınıf ayrımı asla yok. Hiçbir zaman da bu sınıf ayrımı olmadı hocam. Ya işte bu din sınıfı, bu şu sınıfı, bu sınıfı diye bir şey yok hocam. E hocam işte İslamiyet kabul edildikten sonra işte Müslim gayrimüslim ayrımı var. Bu sosyal sınıf farklılığı mı değil mi? Değil arkadaşlar. Şimdi buradaki İslamiyet'in hayatımıza girmesiyle beraber Müslim ve gayrimüslim olarak ayırmamızın sebepleri var arkadaşlar. Aslında bu hakkı hakka teslim etmek için. Nasıl hocam? Örneğin vergiyi alırken hocam Müslümandan farklı alacağım. Örnek veriyorum hocam. Gayrimüslimden farklı alacağım. Değerli hocam. Gibi gibi. Bu nedenlerden dolayı böyle bir Müslim gayrimüslim ayrımı olacak arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar sosyal yapıyı biraz inceleyelim. Mesela Karahanlılar'da. Hocam yöneticisi yani yöneticileri, kurucuları Türk, halkı Türk. Yani çok uluslu bir yapı yok değerli hocam. Peki gelelim Gaznelilere. Veya hocam buraya yazayım. Bizim Mısır'da kurulmuş olan Tolunoğulları, İhşidiler, Eyyubiler, Memlükler gibi devletlerimiz var arkadaşlar. Bunların yöneticileri Türk değerli hocam. Mesela Tolunoğulları'nda yöneticiler Türk, Eşitler'de, Eyyubiler'de yöneticiler Türk ama halkın çoğunluğu nedir hocam? Arap. Yani bir çok ulusluk var. Hatta arkadaşlar çok uluslu ilk Türk İmparatorluğu olarak da Gazneliler gösterilir arkadaşlar. Peki toplum hocam ilk Türk devletlerinde olduğu gibi genel olarak göçebe mi? Hayır hocam. Yerleşik ile beraber, yerleşik hayat ile beraber sayın hocam yarı göçebe dediğimiz bir hayat da var. Yarı göçebe. Bu ne demek hocam? Yaylak ve
Kışlak hayatı demek değerli hocam. Yaylak ve kışlak hayatı demek. Hocam temel geçim kaynağı hayvancılık ya. Yaylak ve kışlak hayatı gelişecek. Biz buna yarı göçebe bir hayat diyoruz değerli hocam. Ama temel olarak nedir? Yerleşik hayattan bahsedeceğiz. Hatta çok güzel, çok büyük şehirler, kültür şehirleri kuracaklar arkadaşlar Türkistan devletlerinde. Özellikle kültür bölümünde bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdi gelelim değerli hocam. Türkistan devletlerinde ekonominde dayandığı toprak yapısından bir bahsedelim değerli hocam. Şimdi hocam ekonominin temeli en başta hayvancılık, sonra tarım değerli hocam. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı dedim hocam. Lütfen dikkat ediniz. Özellikle arkadaşlar devletin gelirleri arasında orman ve maden işletmeleri artı vergiler. Bugünkü olduğu gibi arkadaşlar tüm dünya devletleri sisteminde olduğu gibi vergiler devletin temel gelir kaynakları arasındadır arkadaşlar. Şimdi biz bu vergilerden bir bahsedelim hocam. Karşınıza çıkma ihtimali yüksektir. Mesela hocam ne diyelim? Öşür vergisi diyelim. Haraç vergisi diyelim. Cizye vergisi diyelim. Veya baç vergisi diyelim hocam. Bunlardan bir bahsedelim. Değerli hocam, öşür vergisi Müslümanlardan alınan ama ürün üzerinden alınan vergi. Müslümandan ürün üzerinden alınan vergi. Haraç vergisine gelelim hocam. Gayrı Müslümanlardan alınan ama ürün üzerinden alınan vergi. Haraç vergisi. Cizye vergisi. Yine gayrimüslimden alınan değerli hocam ama şu askere gitmeme karşılığında kimden alınacak? Gayrimüslim erkeklerden alınacak. Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığında alınan vergi cizye vergisidir. Değerli hocam, bu bir bedelli askerlik değil arkadaşlar. Şimdi biz Türkistan devletlerinde kültür ve medeniyet diyoruz değil mi hocam? Şimdi bu Türkistan devletlerinin içerisinde gayrimüslimler de var. Şimdi cihat anlayışı ile hocam yönetiyorsun. Cihat anlayışında örnek veriyorum, bir Hristiyanın senin yanında ne işi var savaşta? Ne demek istediğimi anladınız hocam. Peki gelelim. Baç vergisi arkadaşlar veya bu bağcı pazar olarak da karşınıza gelebilir hocam. Çarşı ve pazarlardan alınan vergidir. Değerli arkadaşlar, vergiler Türkistan devletlerinin en önemli gelir kaynağıdır. Bunun yanında orman ve maden gelirlerini de unutmayalım değerli arkadaşlar. Peki şimdi hocam gelelim. Toprak yapısı, toprak çeşitlerine, bunlardan bir bahsedelim hocam. Birincisi miri toprak dedim arkadaşlar. İkiye ayırdım. İkincisi mülk toprak. Hocam miri toprak kime ait? Devlete ait olan toprak. Mülk toprak kime ait hocam? Kişiye ait olan toprak. Değerli hocam, devlete ait olan bir toprak alınabilir, satılabilir veya miras bırakılabilir mi? Hayır. Bunu yapamazsın. Ama mülk toprak veya mülk arazide bunu yapabilirsin. Çünkü kişiye ait alınabilir, satılabilir veya miras olarak bırakılabilir değerli hocam. Lütfen dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar bunların da çeşitleri var. Birincisi değerli arkadaşlar, has topraklar dediğimiz, ikincisi ikta toprağı, üçüncüsü vakıf toprağı arkadaşlar. Miri toprakların bölümleri bunlar değerli hocam. Miri toprağın bölümleri. Hocam has topraklar şu. Geliri doğrudan hükümdar ve ailesine ait. Hükümdar ve ailesine ait olan
toprak çeşidi. Has topraklar hocam veya has arazi. Peki, gelelim ikta toprağı veya ikta arazisi. Değerli arkadaşlar, devlete hizmeti geçmiş kişilere asker yetiştirmesi karşılığında ayrılan topraklardır. Peki. Bundan bir bahsedelim hocam. Çok önemli bir nokta. İkta sistemi, ikta toprağı ki Osmanlı Devleti'ndeki dirlik ve tımar toprak çeşidi olacak olan bir sistemin temeli arkadaşlar. Değerli hocam. Biz bu ikta sistemini kimden aldık Sayın Hocam? Abbasilerden aldık. Abbasilere kimden geçti? Hazreti Ömer döneminde uygulandı arkadaşlar ve uygulandı. Lütfen dikkat ediniz. Şimdi Sayın Hocam, devlete hizmeti geçmiş olan bir kişiye toprağı veriyorsun hocam. Bir toprak parçasını veriyorsun. Bu kişi o toprak parçasını ekiyor, biçiyor, dikiyor hocam. Geçimini yapıyor. Aynı zamanda devlete de değerli hocam bir askeri yetiştiriyor. Ve buna sipahi adı verilir. Atlı bir asker arkadaşlar. Şimdi Sayın Hocam bakınız. Devletin cebinden para çıkmadan asker yetişti. 2. Değerli hocam devlet üretimin devamlılığını sağladı. Ekonomik değerli hocam çok önemli. Aynı zamanda toprağa sahip çıkarak otoriteyi sağladı. Yani hocam her yönden bana faydası olan bir sistem, ikta sistemi, ikta toprağı, sipahi ordusu. Vakıf toprak, geliri hayır kurumlarına ait olan topraklar. Değerli hocam, aşevi gibi, yani bimarhane gibi veya medrese gibi eğitim kurumu. Geliri hayır kurumlarına ait olan topraklardır. Vakıf topraklar arkadaşlar, Türk İslam medeniyetinin en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Arkadaşlar gelelim. Mülk topraklar. Öşri toprak veya öşri arazi veya arkadaşlar haraci toprak veya haraci arazi. Çok basit hocam. Öşri denilince akla kim gelecek? Müslüman. Müslümanlara ait olan toprak, haraci toprak ise gayrimüslime ait olan toprak parçası. Olay bu kadar basit hocam. O zaman değerli hocam, ne gördük? Ordu. Dikkat etmeniz gereken hassa ordusu, gulam ordusu, sipahi ordusu. Hocam, şer'i hukuk, kadul kudat, emiri dat, kadı, kadı leşkere dikkat ediyorsunuz. Sayın hocam, Karahanlar ve Gaznelilerin, Tolunluları gibi devletlerin yapısını bilmeniz lazım. Yerleşik hayat ve yarı göçebe bir hayatın olduğunda söyleyelim. Vergilere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar ve toprağın çeşitlerine, özellikle ikta toprağına çok dikkat ediyorsunuz. Karşınıza çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Değerli hocam, gelecek dersimizde yazı, dil, edebiyat, sanat, bilim, bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.